Lazca'da fiiller. Lazca fiil bakımından zengin bir dildir. Pek çok olay, olgu ya da durum fiillerle ifade edilebilmektedir. Bu dersimizde Lazca fiilleri tanımaya başlayacağız. Önce Lazca'da fiil isimlere bakalım. Lazca fiil isimler Türkçedeki hem fiilden türemiş isimleri hem de mastar yapıları kapsamaktadır. Şimdi bir fiil isim örneği görelim. Otahu, obgaru, dohunu, okitku, okosinapu. Bu kısa girişten sonra çekimli fiilleri inceleyebiliriz. Bugünkü dersimizin ya da bu dersimizin esas konusu çekimli fiillerdir. Lazca çekimli bir fiil sondan ve önden birden çok ek alabilmektedir. Şimdi bunu bir görelim. Şimdi burada bir tablo görüyoruz. Bu tabloda fiil kökü dediğimiz, fiil kökü olarak yazdığımız Lazca bir fiilin kökü. Lazca'da fiil kökleri kolay kolay değişmez. Bazı yörelerde, bazı şivelerde değişebiliyor ama genelde fiil kökünün arasına bir ek girmiyor. Burada gördüğünüz gibi fiil kökünün önünde olumlama eki dediğimiz ko, do, o, menda ile tanıdığımız ekler var. Yön ekleri var. Ama, ge, oko, gela gibi. Şahıs ekleri var. Ve şahıs ve nesne ekleri aynı zamanda. Aplikatif ve ettirgen ekleri var. İ, u, o, a gibi. Yine fiil kökünden sonra çatı ekleri var. İşte in, up ya da in up gibi. Zaman ekleri var. Geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman ve diğer zamanlarla ilgili kip eki var, a gibi. Zaman ve şahıs ekleri var. Her iki işlevi gören ekler var. İ, u, s ya da ne gibi ve aynı zamanda çoğul eki var, t gibi. Çekimli bir fiilde tablodaki eklerin tümü olabileceği gibi bir kısmı da olabilir. Çekimli fiil örnekleri görüyorsunuz. Koko vipinit. Kelap hedit, dovikit hamdi, kogamavulur dit gibi. Örneklerde görüldüğü gibi çekimli bir fiil kökünün her iki tarafına ekler gelebilmektedir. Biz bu dersimizde şimdiki zamanda eylemi yapanı gösteren şahıs eklerini göreceğiz. Ama ilk olarak fikir vermesi açısından çekimli bir fiilin en başına konan olumlama eklerine kısaca göz atalım. Tabloda gördüğünüz gibi Lazca'da dört tane olumlama eki vardır. Bunlar ko, do, o, menda. Bunların içinde ko ve do en çok kullanılan eklerdir. Olumlama ekleri olumsuz cümlelerde kullanılmaz. Anlamı kuvvetlendirir, ifadeye kesinlik kazandırır. Daha çok beklenen, umulan fiiller gerçekleştiğinde kullanılır. Şimdi tabloda bir örnek görüyorsunuz. Evula, Lazca'da örnek demektir. Şana mohtu. Şana geldi. Ancak Şana'nın gelişi beklenmiyor, umulmuyor. Şana komohtu. Şana geldi. Ama Şana'nın gelişi bekleniyordu. Muhtemelen Şana gelecekti. İkinci örnekte, Amedi guru. Ahmet öldü. Ama Ahmet'in ölümü beklenmiyordu. Ahmet birdenbire öldü. Umulmuyordu. Amedi doğuru. Gene Ahmet öldü anlamına geliyor. Ancak burada Ahmet'in ölümü bekleniyordu. Ahmet hastaydı, yaşlıydı, ölebilirdi ve öldü. Buradaki do, Amedi doğuru'daki do, bu işlevi görmektedir. Olumlama ekleri konusu ilerleyen derslerimizde detaylı olarak anlatılacaktır. Şimdi Lazca çekimli bir fiilin unsurlarından biri olan şahıs eklerine bakalım. Şahıs ekleri çekimli bir fiilde özneyi gösteren bir ektir. Fiil kökünün ilk harfine göre V, B, P ya da B olabilir. Şahıs ekleri İ, U, O, A eklerinin hemen önüne ya da ama, ge, dolu, oko gibi yön eklerinin
hemen sonrasına gelir. Fiil kökünün önünde i, u, o, a eklerinden herhangi biri varsa şahıs eki ve olur. Diğer durumlarda b, p ya da b olur. Birinci şahıslar için yani ben ve biz, ma, çku, kullanılan şahıs ekleri zamana ya da kipe göre değişmez. Şimdi birkaç örnekle konuya biraz daha girelim. Örnek 1. Evula ar. Pukosum. Burada p şahıs ekidir. Eylemin birinci şahıs ma tarafından yapıldığını gösterir. Tabloda gördüğünüz gibi p'den sonra fiilin kökü ve tabii ki zaman eki gelmektedir. Ama biz o zaman ekini şimdi incelemiyoruz. Sadece koyu harfle gösterilen p yani şahıs ekine bakıyoruz. Evula jur. Kosum. Burada gördüğünüz gibi kosum ifadesinin önünde ve sonunda sıfır vardır. Yani burada ek bulunmuyor. Bu da şahıs eki yoktur anlamına geliyor ya da sıfırdır anlamına geliyor. Bu eylemin ikinci şahıs, ikinci tekil şahıs si tarafından yapıldığını gösteriyor. Evula sum, kosums. En sonda gördüğünüz se şahıs ekidir ve aynı zamanda zaman eki işlevi görür. Eylemin üçüncü tekil şahıs hem veya heya tarafından yapıldığını gösteriyor. Evula otho, pukosumd. Burada p birinci şahıs ekidir. Ancak sondaki t ile birlikte kullanıldığı zaman birinci çoğul şahıs eki işlevi görür. Buradaki ifadede pukosumd eylemin birinci çoğul şahıs yani çku, biz, bizim tarafımızdan yapıldığını gösteriyor. Evula hut, kosumd. Burada görüldüğü gibi ifadenin başında sıfır vardır. Yani herhangi bir ek yoktur. Sonda t çoğul eki bulunuyor. Sondaki t eylemin ikinci çoğul kişi yani tıkva tarafından yapıldığını gösteriyor. Şimdi de altıncı örneğe bakalım. Evula aşi. Kosuman. Sondaki an, eylemin üçüncü, çoğul kişi tarafından yapıldığını gösteriyor. Tüm şahıs eklerini bir arada görelim. Şimdiye kadar birçok şahıs ekini farklı örneklerde kullandık. Ama tamamını şimdi göreceğiz. Bir kelime, bir çekimli fiil nasıl şahıs eki alıyor tüm şahıslarda çekildiğinde. Tabloyu görüyorsunuz. Ma, pukosum, si, kosum, hemuk, kosums, çku, pukosumt, tkva, kosumt, hentepek, kosuman. Şimdi şahıs eklerindeki bu değişimleri tablo olarak görelim. Bu tablo biraz karışık gelebilir. Ama kabaca bir göz atalım. En başta birinci tekil, ikinci tekil diye işaretlediğimiz ma, si, hem, çku, tkva, hentepe şahıs zamirlerini görüyorsunuz. Bu şahıs zamirlerine karşılık gelen şahıs eklerini görüyorsunuz. Ve, p, b ya da b. İkinci şahısta herhangi bir şahıs ekinin olmadığını görüyorsunuz. Üçüncü tekil şahısta yine fiilin başında herhangi bir şahıs ekinin bulunmadığını görüyorsunuz. Gene birinci çoğulda çku ve p, b, b yani birinci tekil şahısla aynı şahıs eklerini görüyorsunuz. Yine ikinci çoğul şahısta tkva herhangi bir şahıs eki olmadığını, gene üçüncü çoğul şahıs hentepede herhangi bir şahıs eki olmadığını görüyorsunuz. Şahıs ekinden sonra aplikatif ve ettirgen eklerini görüyorsunuz. Bu bulunabilir ya da bulunmayabilir fiil kökünün önünde. Akabinde fiil kökü geliyor ve fiilin en sonunda bulunan
yine zaman ve şahıs eklerini görüyorsunuz. Birinci şahısta, ikinci şahısta ve diğerlerinde. Buraya kadar eklerin değiştiğini gördük. Bu değişim neye göre olmaktadır? Şimdi buna bakalım. Birinci şahıs ekleri V, P, B ya da B. Fiil kökünün ilk harfine göre değişir. Yine burada bir tablo görüyorsunuz. Tablonun bir tarafında, sol tarafında şahıs ekleri ve diğer tarafta fiil kökünün ilk harflerini görüyorsunuz. Eğer fiil kökünün ilk harfi C, G, B, D, C olursa şahıs eki B olur. Eğer fiil kökünün ilk harfi Ç, F, K, S, Ş, T, H, T olursa şahıs eki P olur. Eğer fiil kökünün ilk harfi C, D, G, R, J, L, N, R, V, Y, Z, Z olursa şahıs eki B olur. Fiil kökünün önünde İ, U, O, A eklerinden herhangi bir varsa şahıs eki V olur. Üçüncü şahısların sonuna gelen şahıs ekleri fiil türüne ve zamanına göre değişir. Burada bir tablo görüyorsunuz. Sadece üçüncü tekil ve üçüncü çoğul şahıs gösterilmiştir. Şimdiki zamanda İbirs, İbiran, Skidun, Skiduran. İstek kipinde İbiras, İbiran, Skidas, Skidan. Geçmiş zamanda İbiru, İbiras, Skidu, Skides. Sonda koyu olarak işaretlenmiş olan harfler, ekler, şahıs eklerini ve aynı zamanda zaman eklerini göstermektedir. Zaman ya da kip eklerini. Bu örneğimizde üçüncü şahıslarda şahıs ekinin zamana göre değiştiğini gördük. Şimdi fiil kökünün ilk harfine göre şahıs eklerinin nasıl değiştiğini örneklerle inceleyelim. Evula, Ovro. Şahıs eki B. Bicarum, Gvatum, Dahum, Zonum. Fiil kökü B ile başlıyorsa şahıs eki B olmayacaktır. Evula, Çhoro. Şahıs eki P ise Pçamt, Pkosumt, Ptorumt, Pherhumt. Evula, Vit. Şahıs eki B ise Bdagumt, Bgarumt, Bragadum, Bzamt. Fiil kökünün önünde İ, U, O, A eklerinden herhangi biri varsa şahıs eki V olur. Burada Evula, Vituar. Şahıs eki V ise nasıl olur, nasıl kullanılır onu görelim. Vigam, Vabgar, Voşkumt, Vugamt. Evulape, Vitojur. Ptahu, kırma fiili üzerinden bir örnek verelim. Ptahum, Tahum, Tahums, Ptahumt, Tahumt, Tahuma. Burada şahıs ekleri koyu olarak gösterilmiştir ve yan taraftaki tabloda tümünün grafiği çıkarılmıştır. Evulape, Vitosum, Oskidu, yaşamak fiili üzerinden tüm şahıs çekimleri. Pskidur, Skidur, Skidun, Pskidurt, Skidurt, Skiduna. Biz daha önceki örneğimizde üçüncü tekil şahısın se eki aldığını görmüştük. Burada fiilin özelliğinden dolayı şahıs eki un olmuştur ve aynı zamanda şimdiki zamanda çekimlendiğini göstermektedir. Daha çok örnekle konuyu pekiştirmeye çalışalım. Evula,
Vidotho, yani örnek 14. Vibir, ben oynuyorum. Baştaki ve'den dolayı buradaki eylemin birinci tekil şahıs tarafından yapıldığını anlıyoruz. Evula vitohut, vibirt. İfadenin başında ve sonunda ise te vardır. Bundan eylemin birinci çoğul kişi çku tarafından yapıldığını anlıyoruz. Evula vito aşi, vikum. Yine ifadenin başındaki ve ifadenin sonunda herhangi bir şey bulunmamasından dolayı buradaki eylemin birinci tekil şahıs tarafından yapıldığını anlıyoruz. Evula vitoşkit, ikums. Yine ifadenin başında herhangi bir ek yok, şahıs eki yok. İfadenin sonunda se var. Buradan da anlıyoruz ki bu eylem üçüncü tekil şahıs, yani hem, heya, onun tarafından yapılmıştır. Evula vito ovro, ikuman. Tabloda da gördüğünüz gibi sondan an eki almıştır. Buradan anlıyoruz ki bu eylem üçüncü çoğul kişi, yani hentepe, hini tarafından yapılmıştır ve eylem şimdiki zamanda gerçekleşmiştir. Evula vidon çhoro, yani örnek 19. Psadum. İfadenin başında P'yi görüyoruz. Buradan da eylemin birinci tekil şahıs tarafından, yani ma, ben tarafından yapılmıştır. Evula eçi, psadumt. En başta P, sonda T olduğunu görüyoruz. Eylem birinci çoğul kişi, çku tarafından yapılmıştır. Evula eçidu ar, carum. Her iki tarafta ek bulunmadığından dolayı bu eylem ikinci tekil şahıs tarafından yapılmıştır. Carumt. Sondaki teden anlıyoruz ki bu ikinci çoğul kişi tarafından yapılmıştır bu eylem. Carums. Sondaki se. Anlıyoruz ki bu eylem üçüncü tekil kişi tarafından yapılmıştır. Uğurun. Sondaki un eylemin üçüncü tekil şahıs tarafından yapıldığını gösterir. Birazdan göreceğiniz örneklerde eylemlerin hangi şahıslar tarafından yapıldığını siz söyleyiniz. İbirs, ikums, ulum, vibir, vikumt, vulur. Vibirt, vikumt, vulurt. Pukosum, pukotumt, pukonum. Şimdi de son örneğimiz. Evula eçido mçhoro. Örnek 29. İsteran, putkun, pçamt. Şahıs eklerini incelediğimiz dersimiz sona erdi. Hatişkule holo agani dersepete tkvanişkala diyare. Hela gayobadom skvanobate.